Erken Teşhis Programı'ndan herkese sağlıklı ve mutlu günler değerli izleyenler. Sağlıklı ve mutlu günlere başlayabilmek adına ilk önce ne yapmamız gerekiyor? Tabii ki beslenmemize şöyle bir göz atmamız gerekiyor. Bugün de bu konuyu konuşacağız. Kimlerle? Diyetisyen Beyza Ulukan hanımefendilerle. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim. Siz nasılsınız Yusuf Bey? Teşekkür ederiz. Her programa başlangıçta söylediğim gibi hayatta kalmaya çalışıyoruz. Özellikle Aynen. bu dönemin içerisinde. <laughs> Pandemi sürecinde özellikle evet. nasıl geçirdiniz? Nasıl geçiriyorsunuz? Yani dönemi? pandemi sürecinde özellikle danışanlardan bahsetmek istiyorum. Çok fazla kilo artışlarıyla yaşıyoruz. Evet. Evde kaldığı süreçlerde özellikle çocuk bölümlerinde e, hareketsiz kaldılar. Evde oturdukları için sürekli abur cubur tarzında beslenmeye yönelik. Şu anda biraz daha beslenmemiz 5 yaşla 18 yaş üzerinde olmak üzerindedir şu an için. Şimdi küçük çocuklar biraz daha bu konularda terörist gibi davrandıklarından Aynen. evin içerisinde. yani anne çikolata yok mu? İşte anne hadi bir şeyler yiyelim beraber. Ama onlar da şu anda haklı. Evde kaldığı süreçte çocuklar dışarıya da çıkamıyorlar. Ne yapacaklarına şaşırmış durumdalar evet. yani. Sonra hobi de gırtlak yemeye Ve başladılar. Ve geç saatlerde uykular, telefon, tablet, oynamalar, hareket zaten sıfır. En azından okula gittiklerinde bir hareketleri oluyorlardı. Şu anda o hareketler de kısıtlandı ister istemez çocuklarda. Ya da ekstra bir enerji patlaması. Ailelerini, <laughs> ebeveynleri, çocuklarını şu anda anne babalar zaten o noktada <laughs> zor durumda, <laughs> zor durumdalar evet. anne babalar. Yani pandemi dönemi böyle geçti, evet. ee, geçiyor da aşıyla beraber belki bir sene sonra bunu atlatacağız. ama bize bıraktıklarını yaşamaya devam yaşamaya edeceğiz. Yaşamaya devam edeceğiz. Özellikle dediğim gibi beslenme noktasında bayağı sıkıntılar yaşıyoruz Değil yani. Mi? Peki pandeminin getirdiği bu eksileri aşağı yukarı ne kadar sürede def edebiliriz? Evet. İnanırsak. Ya inanırsak beslenmeyle dediğimiz gibi bir 6 ay 7 ay sürecinde hallederiz diye düşünüyorum. Evet. Tabii bu kişiden kişiye değişir ister istemez. Çocuklarda çünkü ikna etmek biraz daha zor oluyor. Kesinlikle. Hani direkt her şeyi kısıtlayamıyoruz çocuklarda. Çikolata da istiyorum ben patates de yemek istiyorum. Zamanla evet. kısıtlayarak alıştırarak yapıyoruz. Onda da sıkıntımız olmuyor. Yani çocuklarla aramız iyi olunca sıkıntımız da olmuyor noktada. Değil mi? Evet. <laughs> Alışkanlıklar çok önemli. Alışkanlıklar bir şeylere baştan... Önemli alıştırmak çok önemli aynen, özellikle aynen. çocuklarda beslenme bilincini sağlıklı beslenme bilincini oturttuğunuzda meseleyi belki ilerleyen dönem içinde halletmiş oluyorsunuz Evet evet pandemi bitecek ama bir sene sonra daha biz bir çabaya devam edeceğiz Aynen bir, bir sene daha çabalara uğraşacağız Anladığım kadarıyla dediğiniz gibi evet. <laughs> bugün konumuz özellikle diyetisyenlere sorulan ee, sık sorular ve aslında yavaş yavaş başlayanlar için çok da keyifli bir program olacak diye düşünüyoruz. başlıyoruz o zaman tamam, hiç yeter. vakit kaybetmeden gelsin ilk sorumuz Diyoruz ki, Diyetlerde yapılan en sık hatalar nelerdir? Ee, öncelikle en sık yapılan hatalardan bir tanesi tek tip beslenme. Danışanlarımız şu anda pandemi sürecinde aşırı derecede kilo aldıkları için şu anda internete aşırı derecede yükleniyoruz. Ne yapabilirim? Kiloyu nasıl verebilirim? En son diyetisyene başvuruyorlar. Aslında başta yapmaları gerekeni sona bırakıyorlar. Tek tip beslenmede danışanlarımız çorba diyeti, tek başına sadece lahana diyeti bu şekilde beslenmeleri görüyorlar. Tabii bunda kilo veriyorlar, onda da sıkıntımız yok tartıdaki rakamda gösteriyor ama bu bizim yağ kaybetmiyoruz. Kas ve ödem kaybettiğimiz için tekrardan hızlı bir şekilde kiloyu tekrar alıyorlar. Ve bunun sıkıntısı da halsizlik, yorgunluk, baş ağrısı, saç dökülmeleri gibi sıkıntılara yol açıyor. Yani tek tip beslenmek uygun değildir, buna dikkat etmemiz gerekiyor. Daha sonra pandemi sürecinde geç kahvaltılar oldu. Saat 11'lere 12'lere kadar kayıyor ve öğün atlıyoruz. Ben her zaman danışanlarıma diyorum ki e, sabah kahvaltınızı saat 11'de olsa mutlaka yapın ki arkasından peş peşe öğünlerinizi yaparız. Hani geç saatte kalktığımız zaman ne yapıyorlar? Öğlen yemeğine geçelim diyorlar. Hiçbir zaman öğün atlamamamız gerekiyor. Öğünlerimize dikkat etmemiz gerekiyor. Evet. Yani bizim amacımız burada olan e, alınan enerjiyi vermemiz gerekiyor. E, fazla kalorileri yakmamız gerekiyor. Bu bizim için önemli bir noktadır. Şimdi tek tiple alakalı ben tek tip beslenmeyle alakalı bir soru sormak istiyorum. Aha. Özellikle şu dönemde internet üzerinden komşu Ayşe teyzeden adınan fikirlerle verilmeye çalışılan kilolar az önce söylediğiniz gibi kat be kat geri dönüyorlar. Aynen. Hal böyle olunca insanlar tabii ki bu... Alınan kilolarla beraber anksiyete, stres, obezite ile aynı anda savaştıklarından internet üzerinden kesin çözüm yolları alıyor, arıyorlar. Evet. Bu tamamen yanlış bir şey mi? Tamamen yanlış bir şey. Yani e, önemli olan uzman bir diyetisyenden yardım almak gerekiyor. Hani diyet e, şöyle söyleyeyim, internette gördüğümüz e, yanlış duyumlara kesinlikle kendimize uygulamamamız gerekiyor. Çünkü diyet kişiye özel bir programdır. Buna dikkat etmemizde fayda olacaktır. Kaldı ki hastalıklar bile öyle. Biz diyoruz ki hastalık yoktur, hasta vardır bilinciyle hareket edip aynı tip hastalığa sahip olan insanlarda bile farklı seyredebildiği için insanlara internet üzerinden işte ilaç kullanmayın ilaçlarınızı evet, almayın bitkisel çaylar özellikle kafanıza göre kullanmayın hani Ayşe teyze şu çay öneriyor bana faydası geldi ama sana zararı olabilir senin herhangi bir hastalığın olabilir o yüzden bunu uzman bir kişiden fayda alırsanız daha iyi olacaktır sizler için. Kesinlikle uzman bir kişi demişken bence orayı biraz daha açalım Beyza Hanım. Neden açalım? Çünkü özellikle bir uzmana gittiğinizde sizin vücudunuzda neler oluyor? Beslenirken nelere dikkat etmelisinizi? ...daha ayrıntılı ve daha detaylı bir şekilde öğrenebiliyoruz sanırsam. Evet, sanırsa. daha detaylı öğreniyoruz. Hastalığı varsa zaten öncelikle geldiklerinde bir vücut ölçümlerini yaptıktan sonra... ...kişiye hani neleri seviyor, neleri sevmiyor. Ben öncelikle danışanlarım geldiğinde hayatınızdan vazgeçemediğiniz besin nedir? Çünkü direkt sert olarak gidersek hasta ister istemez bir kaçış yoluna geçiyor. Bu şekilde yaptığımız zaman da sıkıntımız olmuyor ve danışanı da çok hoşuna gidiyor ister istemez bu konu. Peki özellikle bir uzmana gidilince... Şimdi bizim alışkanlıklarımız var ben akşam eve gidiyorum hemen bir patates kızartması yapıyorum çünkü iki dakika mı alıyor sadece evet. diğer yemeklerimizden. <laughs> Daha sonrasında yanında ekmek de yiyorum tabii patates kızartmasıyla akşam vakti olmasına rağmen. Böyle bir rutinim var. Evet. Bunun yerine bir şeyleri koyarak mı ilerliyoruz yoksa baştan mı değiştiriyoruz? Baştan değiştirmemiz gerekiyor. Harika. Çünkü e, şimdi patates grubu, ekmek grubu. E ekmek de oradan alıyoruz. İster istemez akşam vakti 4-5 dilim ekmek yemiş oluyoruz. Öncelikle beslenme alışkanlığımızı değiştirmemiz gerekiyor. Hani e, ne yapıyoruz? Patates yemek isterse sabah mesela bir küçük patates, bir dilim ekmek yerine geçiyor. Bunu beraber dengeleme bir şekilde yapabiliriz ama akşam saatlerinde çok fazla karbonhidrat tüket Vücutta otomatik olarak yağ miktarını arttırmaktadır. Yatacağımıza yakın özellikle bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Yatmadan 2 saat önce yeme içme olayımızı bitirmemiz gerekmektedir. Evet, içmiyoruz da kesinlikle. İçmiyoruz da, çay aynen. İçin, su, çay su, onlara da aynı şekilde. Zaten çay su e, içtikleri zaman da gece uykuları e, kalitesiz oluyor. Gece uykusu da bizim için beslenme de önemlidir. Çünkü gece de açlık hormonlarımız çalıştığı için ben e, en azından danışanlarıma saat 11-12'de yatış olayına geçelim diyorum. Kesinlikle. Sağlıklı bir yaşam için zaten hem uyku hem de beslenme Önemli. ilk şart. Aynen ilk şartlardan bir tanesi olduğu için de bunlara dikkat etmediğimiz zaman domino taşları gibi diğer problemler de Peş eşliğinde geliyor. geliyorlar. Peki yine devam edelim aynı soru üzerinden yapılan Başka en büyük hatalar nelerdir ee, sizlerin gördüğünüz? Aç karnına limonlu su içmek çok da soruluyor bu soru. Evet. Aç karnına içilen limonlu su zayıflatmıyor. İçerisindeki pektin lifi sayesinde kabızlığınızı önlüyor. Aç karnına içilen limonlu su kesinlikle zayıflatmaz. Bunun da bilgisini en azından vermiş olalım burada. Şimdi özellikle limonun iç, e, suyun içerisine limon, tarçın ve benzeri e, gıdaları atmak biraz da sanki foles boyla suya teşvik gibi suya bir teşvik. durum. Aynen aslında. hani e, suyu tüketemeyen danışanlarım e, özellikle söylüyorum. Hani içerisini tatlandırabilir. Salatalık, elma, çubuk tarçın gibi. Bunlarla tatlandırırsak su biraz daha teşvik oluyor. Hani içebilen e, danışanlarım da kendiniz mutlaka 2,5 3 litreyi su içelim diyorlar ama bazı danışanlarımıza gerçekten mide bulantıları olabiliyor. O zaman da tatlandırdıkları zaman suya teşvik oluyor en azından. Kesinlikle. Şimdi en büyük hatalardan bahsederken limonlu sudan bahsettik ama suyun kendisinden bahsetmezsek olmaz. Evet. Şimdi özellikle suyun kullanım alanları var. Şimdi e, soralım bunları hemen yeri gelmişken. İnternette çok fazla <laughs> dönüyor. Yemekten bir yarım saat 45 dakika önce bir bardak su içerseniz sindiriminiz hızlanır. Evet. Daha hızlı besin tüketirsiniz. Evet. İşte yemek sırasında su tüketirseniz, sıvı tüketirseniz işte daha fazla şişerseniz. Mide hacmimiz genişler. Mideniz özellikle. genişler. Aynen. Şimdi bu noktalarda özellikle suyun kullanım alanları ile alakalı kısa bir bilgilendirme istesek. Ee, öncelikle hani vücuttaki suyun öneminden bir bahsedelim. Evet. Onda da e, vücudun fonksiyonlarının yerine getirilmesi için mutlaka su tüketimine önem vermemiz gerekiyor. Ama bunu aşırıya da kaçmamamız gerekiyor. Az da tüketmememiz gerekiyor. Ee, günlük biz e, iki 3 buçuk üç litre su miktarını öneriyoruz. Bunu da hani yemeklerden yarım saat bir saat önce veya yemeklerden bir saat sonra şeklinde yemek esnasında mide hacmimiz genişleteceği için su tüketimini çok fazla önermiyoruz. Özellikle kilo alma program, e, programındaysa bu danışan kesinlikle önermiyoruz zaten. Değil mi? Ya bu zaten özellikle şişkinlikleri, daha sonrasında çabuk acıkmalara, sonra Aynen. porsiyonları büyütmelere Büyüt kadar ilerleyebiliyor. Şimdi yarım saat öncesine içtiği zamanda da metabolik hızları biraz daha hızlanıyor, tokluk hissi veriyor ama dediğiniz gibi yemek esnasında içtikleri zaman bir anda açlık olayımız tekrardan başlıyor. Buna dikkat etmemizde fayda olacaktır. Kesinlikle. Peki günün diğer kısmında İnsan kaç dakikada bir, kaç saati bir su tüketmeli? Yani, Mesela yatmadan önce su içmememiz gerekiyor. Evet, yatmadan önce içmememiz gerekiyor. Yani bir 20 dakikada bir bir bardak su içmemiz gerekiyor. Yani akşama kadar bu da 200 milimle hesapladığımız zaman 10-12 bardak kişi için yeterli olacaktır. Değil mi? Ama şu da var. E, Yusuf Bey, aşırı su tüketimi de böbrekleri yoruyor. Bazı danışanlarım hocam ben 4-5 litre su içiyorum diyor. Eyvah. O da çok yanlış. <laughs> eyvah eyvah. Yani hani fazlası da zarar, azı da zarar vücudumuz için. Mutlaka kararında tüketmemiz gerekmektedir suyu. Aslında insanoğlu için her şey böyle. Ya gri, yok. Açıkçası Türklerin aynen. grisi yok. Ya siyah olacak ya beyaz. beyaz. olacak. Yani ya tüketmeyecek ya da tüketirse en iyi şekilde tüketmesi en iyi şekilde. gerekiyor. Aynen. Evet bakın değerli izleyenler bu alanların grileri de var. Oralarda kalırsak daha az başımız yanar. Aynen. hareket etmek aslında her zaman daha mantıklı. 4-5 litre su içmek bir gün böbreklerinizin iflas etmesine sebep olabilir deyip altını bir kez daha çizmiş olalım. Peki devam edelim. Su bizim için çok önemli. Su hayat demek. Evet. E, vücudumuzun %67'sinden fazlası suyla zaten dolu. Su ile çalışan bir sistemden bahsediyoruz. Ama dikkatli kullanıyoruz. Dikkatli, aynen öyle. Kesinlikle. <laughs> Peki, özellikle yine diyetlerde yapılan en sık e, hatalardan Birkaçından daha sıra diyelim ekmeği isterseniz. tamamen hayatımızdan kesmek. Ben evet. her zaman geliyor danışan diyor ki ekmeği tamamen kestim Beyza Hanım ama ben zayıflayamıyorum diyor. Bu da çok yanlış çünkü vücudumuzun her besinlerden belli oranlarda alması gerekiyor. Bizim oradaki amacımız ekmeği tüketmeyin değil. Beyaz ekmeği tüketmeyelim, tam buğday ekmeğini veya çavdar ekmeklerini tercih edelim. Çünkü e, ekmek tüketimini kestiğimiz zaman vücut otomatik olarak yağ depoluyor. E, kaslardaki glikojen bittiği için yağı nereden alacak? Karbonhidratı çevirerek yağ çeviriyor. Bu bizim için önemlidir. Yani mutlaka gün içerisinde ekmek tüketimimizi de önem verelim. Bu kesinlikle e, danışanlarım da tamam zayıflattığını göreceğiz ama bunları biz kastan olarak göreceğiz. Bu da bizim bir işimize yaramayacaktır. Şimdi bu bütün izleyenler için sansasyonel bir Aynen. yıkım oldu. <laughs> Çünkü herkes diyete başlarken özellikle tamam ekmeği artık bırakıyorum evet. e, diyerek <laughs> diyete başlar fakat şu an şayet ekmeği yine düzenli bir şekilde tüketmezsek kastan gidip yağların aynı yerinde kaldığını Kaldı. öğrendik. Aynen öyle. Peki özellikle çalışma ortamında e, yemek yiyenler için soralım <laughs> Beyza Hanım. Şimdi Yukarıda mesela diyelim ki yemek çıkıyor. Siz yemek saatinde yemeye gidiyorsunuz fakat tam buğday ya da çavdar ekmek yok. Beyaz ekmek var sadece. Evet. Ya da dışarıda yemek zorundasınız. Kısıtlı vaktiniz var. Yine beyaz ekmek geliyor önünüze. Onu tüketmeli miyiz peki? Ya onu da şöyle söyleyeyim. Genellikle şunu söylemek istiyorum. Bir dilim beyaz ekmekle bir dilim tam buğday ekmeğin kalorileri aynı. Bizim tam buğday ekmeği tercih etmemizin sebebi vitamin mineral açısından zengin, diyet lifi açısından zengin olduğu için. Ama o dediğiniz gibi sıkıştı durumlarda bir dilim beyaz ekmek tercih edebilir. O noktada sıkıntımız olmaz. Yani bizim oradaki amacımız daha zengin mineral açısından olan ekmeği tercih etmemizdir. Yani özellikle öğünlerin yanında şahit beyaz ekmek varsa bir dilim olsa bile. Yemeliyiz. Yemeliyiz Aynen. Evet. Ama şuna da dikkat etmemiz gerekiyor. E, o günkü yemeğimizde ne var? Şimdi çorba varsa, pilav varsa, evet. ekmeğe yönelmememiz gerekiyor. Çünkü 3 yemek kaşığı pilavımız bizim bir dilim ekmeğimize takabül ediyor. Aynı şekilde bir kase çorbamız da bir dilim ekmeğimize. O anda hangi ekmek grubumu kullanmamız gerekiyor? Önemli olan o. Oturup da hepsini yersek o zaman hiçbir etkisi olmaz evet. zaten. <laughs> Hepsinden tüketmeyeceğiz. Aynen. Yani, anlaşılan. Ama şimdi çorba ile ekmek ayrılmaz birer ikili. Beyza. Evet. <laughs> o yüzden bu insanların içlerini rahatlatıcı bir şeyler söylüyor olmamız lazım. En azından bir ekmek bir çorba yapsak. Ee, bir ekmek bir çorba kişinin beslenme programına göre onu belirleyebiliriz. Hani Kesinlikle. bazı danışanlarımız vardır 2300-2400 kaloriye kadar çıkarız. Bazı danışanlarda da 1500-1600 kalori. Ona göre hesaplamasını ayarladığımız zaman insanları o noktada rahatlatabiliriz Kesinlikle. belki. Kesinlikle. <laughs> Hemen örnekleyelim akıllarda daha kalıcı olsun. Nohut var, bulgur pilavı ve bir de tarhana çorbası. Bunun yanında beyaz ekmek tüketmeli miyiz? Burada beyaz ekmek tüketme. Yani şu anda kişi beyaz ekmek istiyorsa orada beyaz ekmeği tüketecekse ya bulgur pilavından vazgeçecek ya da bir kase çorbasından vazgeçecek. Birisinden feragat Birinden etmesi gerekiyor. ettiği zaman orada beyaz ekmeğini ama yok ben beyaz ekmek yemeyeceğim bu yemeklerimi tüketeceğim derse sıkıntı olmaz. Oradaki yemeklerini yer bir tanesinden feraket eder o şekilde ekmeği yerine koyabiliriz yani. Anlaşıldı. Yani ekmek tüketimi ile alakalı bilinen en büyük yanlış hiç tüketilmeyeceği. Hiç tüketilmeyeceği, aslında. aynen. Ve e, yediği yemek gruplarına göre aslında kaç ekmeğe tekabül ettiğini öğrenip ona göre bir karar mekanizması oluşturmak insanları daha rahatlatıcı ve daha doyurucu bir öğünle bırakacaklar. Aynen, aslında. insanlar bir sonraki öğüne de en azından acıklam, acıkmamış olacaklardır. Peki, en büyük hatalardan bir tane de ben söyleyeyim. Ben işte kilo alıyorum yaklaşık 5-6-7 kilo aldım. Hı hı. Tamam ya işte... E, bir hafta öğlen yemeklerini yemeyi veririm. Ondan sonra 2 kilo 3 kilo zaten veririm diye düşünüyorum. Öğün atlamak, öğün atladıktan sonra aç kalarak kilo vermeye çalışmak doğru mudur? Bu da aynı şekilde yanlış yapılan bir hatalardan evet. bir tanesidir. Çünkü öğün atladığımız zaman kan şekerimiz aniden yükselip aniden düşeceği için... Bir sonraki öğüne tamam sabahı yediniz, öğleni atladınız, akşam yemeğine geçtiğimiz zaman ne bulduysak saldırıyoruz. Bunu şeyde de aynı şekilde yaşıyoruz. Ramazan döneminde de aynı şekilde. Savurda kaliteli beslenmediğimiz zaman iftarda ne bulduysak saldırıyoruz ister istemez. Bu bizim kesinlikle. için gerçekten önemli kriterlerden bir tanesidir. Aç kalarak kesinlikle zayıflatılmaz. Hani bazı danışanlarda şu var, diyetisyenle gittiğim zaman aç kalacağım diye. Aslında aç kalmıyorlar. Sağlıklı beslenmeyi öğreniyorlar. Bu da yapılan yanlışlar bir tanesidir. Tartıda rakamda dediğiniz gibi kilo verdiğini görür bu danışan, onda sıkıntımız yok ama bizim için her zaman diyoruz yağdan giden miktar önemlidir, kas ve ödem bizim için önemli bir miktar değildir. Bu noktada şahsi olarak merak ettiğim bir soru var. Özellikle diyet çeşitleri var. İnsanların metabolizmasına, hastalıklarına ve yaşı şartlarına göre değişebiliyor bu diyet programları. Evet. Fakat aralıklı oruç diyeti diye bir şey duydum ben. Evet. Bu da aç kalmak değil midir yani aralıklı oruç diyetinde işte belli bir vakitten belli bir vakite kadar yemek yemiyoruz sonrasında düzenli besinlerle hayatımıza devam evet, ediyoruz. Şimdi aralıklı oruç diyetinde de tekrardan söyleyeceğim e, sağlıklı besinler aldığımız sürece sıkıntı değildir ama mesela aralıklı oruç yönteminde sabah oturup biz patates ekmek de hamur işi de bunlara yüklenirsek zaten akşama kadar vereceğimiz kilonun hiçbir şekilde bizim için bir anlamı olmayacaktır ama Sabah bir kaliteli protein, yumurta, peynir bunlara önem verirsek gün içerisinde acıkmayacağımız için sağlıklı bir şekilde kilo veriyoruz. Ama aralıklı oruç yönteminde de ben genellikle iki hafta uygulattırıyorum. Hani diyetler kişiden kişiye özel olduğu için iki hafta yeterli oluyor danışanlarımızda da. Fazlası dediğimiz gibi artık kas kaybına yol açmaya başlıyor. Yani mutlaka onlara dikkat etmemiz gerekiyor. İnternette aralıklı oruç diyeti görüyoruz tabii herkes evet. görüyor. Ama bunun mutlaka iki hafta süreyle uygulanmalı uygulamamız gerekiyor. Bu bizim için dönüm noktasıdır. Öyle söyleyeyim. Değil mi? Çünkü özellikle söylenen atasözleri bile var. İşleyen demir pas, pas tutmaz, tutmaz ve <laughs> vücudun bir Alışıyor şekilde... Alışıyor bir de vücut aynı şekilde değil mi? Yusuf evet. Bey. Şimdi vücut ona alıştıktan sonra artık kilo vermeyi de bırakıyor. Orada ne yapmak gerekiyor? Bir metabolizmayı canlandırıcı bir beslenme diyet listesi oluşturmak gerekiyor. O noktada dikkat etmemiz gerekiyor. Kesinlikle öyle. Yani fazla da çok abartmadan... Aralıklı oruç diyetlerini Beyza Hanım'a gidip tekrardan yazdırabilirsiniz. <laughs> Abartmama yine dedik. Peki şimdi madem yavaş yavaş diyetlerine doğru geçtik sıradaki sorumuz hemen evet. gelsin. Kilo vermek istiyorum. Çok kiloluyum. Hatta işte hiper obezin üzerindeyim. Çevremde farklı farklı anılıyorum. Sosyal çevremde iyi bir intibam yok. Bir an önce kilo vermek istiyorum Beyza Hanım. Haftada işte 10 kilo 20 kilo vermek istiyorum. Bir anda işte fit olmak istiyorum Bunlar doğru şeyler midir evet, ya da, bu da haftada ne kadar kilo vermesi <laughs> ben gerekir? Ben de danışanlarımda onu söylüyorum. Şu anda danışanlarımız geliyor mesela... Hocam diyor bir haftada diyor 500 gram vermişim diyor. Bize Dünya Sağlık Örgütü'nün söylediği rakam haftada 500 gram ve 1 kilogramın altına inmediğimiz sürece kesinlikle hani ben niye kilo veremiyorum? Metabolizmam çalışmıyor endişesine kesinlikle kapılmayın. Yani bizim için Dünya Sağlık Örgütü'nün söylediği haftada 500 gramla 1 kilogram ayda da 4 ve 5 kilogram arasında yeterlidir. Yani kilo verme gerçekten sabırlı bir iştir. Yani bu kiloyu biz şöyle söyleyeyim. Bir yanda gel bu kilo En az bir, bir iki senenin kalıcı bir kilosu bu kiloda bir anda gitmeyecektir. Zamanla verdiğimiz zaman hem sağlıklı olacak hem de kalıcı bir kiloya ulaşmış olacağız. Ama insanlar biraz bu noktada sabırsız Yusuf Kesinlikle. Bey. Kesinlikle. <laughs> sabırsız olmakta aslında e, haklı değiller mi? Bazıları haklı. Niçin haklı? Çünkü özellikle iş yerlerinde çocukların arasında çok fazla biliyorsunuz ki e, kilolu şişman olanlar daha fazla dışlanıyorlar. Onlardan, evet. arkadaş çevrelerinden ve o çocuklar daha hızlı kilo vermek istiyor. Haliyle anlayabilmek mümkün. Ama şöyle benzetebiliriz sanki bir bavul hazırlıyoruz. Bavul'a eşyaları takıştırmakla düzenli dizmek arasında büyük bir fark, fark vardır. var. Alan açıyorsunuz kendinize. Daha düzenli, tertipli oluyor belki de. Evet. O yüzden uzun süre nerede verilen kilolar daha kalıcı, daha sağlıklı bir vücut Aynen. elde Aynen. En azından tekrardan Nedir hızlı oluyor? bir şekilde o kiloyu almayacaklar. Bizim için en önemli nokta da budur zaten danışanlardan verdiğimiz kiloları hızlı bir şekilde almamak en önemli noktadır zaten bu. Peki. Yine bu konuyla alakalı internete döneceğiz hemen. İşte ayda 10 kilo verdiren çay, bitki çayı, ayda 10 kilo verdiren tohum tarzı şeyleri çok fazla görüyoruz. Evet. Hatta kanıt vari şekilde insanlar ya ben kullandım işte işe de yarıyor diyen insanların konuşmalarını işte öncesi sonrası fotoğraflarını da görüyoruz. Çok fazla duyuyoruz. Ne diyelim ee, bunların durumu? Yani bunlara şöyle söyleyeyim, danışanlarımda da ben onu çok fazla görüyorum. Veriyorlar, verdikleri zaman tekrardan diyetisyene başvuruyorlar. Hocam ben bununla kilo verdim, ama kilo verişimde çok hızlı hızlı bir şekilde verdim, hızlı bir şekilde aldım. Çünkü içerisindeki maddeler kabızlığımızı da çözdüğü için, bağırsakları da hareketlendirdiği için bir anda kilo veriyorlar dediğimiz gibi ama hızlı bir şekilde de tekrardan kilo alıyor. Çünkü şöyle düşünün beslenme yok sadece bir çaya bağlıyorlar veya herhangi bir şeye bağlıyorlar. Bu şekilde ne kadar bir hayat sürebilir? Onu da düşünmek gerekiyor. Özellikle buradan da şeye dikkat etmelerini istiyorum. Bitki çaylarının içerisinde sinemaki içeriyorsa kesinlikle uzak durmamızda faydası vardır. İleri, e, i̇leri derecede karaciğer hasarına yol açmaktadır. Buna da bitki çayları alırken mutlaka dikkat etmemizde faydası olacaktır. Sinemaki. Sinemaki. Sinemaki olduğu zaman aslında karaciğer hasarı Oluşturan bir çay içiyoruz. Doğru aynen, mudur? aynen öyle. Ama e, insanlar bunu bilmediği için direkt manha dokuzu bir yerde çaymış hemen tüketeyim kilo vereyim. Ya bunların hepsi zaten şeydir beslenmeye ek destek ürünlerdir. Öyle söyleyeyim. E, tek başına hiçbir besinin kilo vermeye bir faydası yoktur. Mutlaka bir beslenme destek listesiyle beraber götürülmesine faydası vardır. Kesinlikle ya. O zaman bunlara biz biraz daha tampon niteliğinde tampon destekleyici, niteliğinde. Aynen, destekleyici e, besinler ürünlerdir. ve bunlara bel bağlamak. Kilo vermeye çalışmak. Aynen, önemli ediyoruz. olan bizim için yani temel kuralımız sağlıklı beslenme, su tüketimi ve egzersiz. Bunlar zaten üçü hayatınızda olduktan sonra sağlıklı bir şekilde kilo veririz. Değil mi? Yani çaylara bel bağlamayacağız. Bel bağlamayacağız. Ee, özellikle Biz internet ortamında. Biz mesela özellikle diyetisyenler yeşil çay tüketimine öneriyoruz ama bu da destekleyici bir üründür. Tek başına yeşil çayın zayıflamaya veya yağ yakımına destek bir ürün değildir. Bunların hepsi destek üründür beslenmeye. Değil mi? Yani artık izleyicilerimizin de bir yerden sonra kendini ben kandırmaya başladığını hissediyorum. Çünkü öyle e, besininde, öğününde... Fast food yiyor. Hamburger, evet. kola, patates bunların hepsini tüketiyor. İşte bir sen sonra yeşil çayını yudumlarken tamam artık. <laughs> ben kilo verdim rahatlıyorum. Ya yani bu biraz da kendinizi <laughs> kandırmak kendimizi aslında. Aynen kendinizi kandırmak. Dediğim gibi sağlıklı besin olmadığı sürece e, kesinlikle bir diğer besinlerin tek başına etkisi yoktur. Kesinlikle. Yani anladığımız kadarıyla özellikle bir anda fazla kilo vermeye çalışmak Yarardan daha çok zarar getiriyor. Zarar, aynen öyle. Yani çok fazla da ben bu şekilde danışanlarla karşılaşıyorum. Hastaneye çok fazla geliyorlar zaten. Değil mi? Peki ikna etmek nasıl oluyor? Yani kafasında zaten... bir haftada 5 kilo vermek var. Maksimum 1 kilo verebilirsin denildiğinde büyük bir hayal kırıklığı hayal oluşuyor. Hayal kırıklığı oluşuyor. Özellikle mesela beyzanın benim düğünüm var. Ee, bir haftada Eyvah. bana şöyle 5-6 kilo verdirecek. Tamam diyorum verdittiriz onda sıkıntı yok. Bütün beslenmeyi keseriz verdittiriz ama Tekrardan sen bunu düğün sonrasında hızlı bir şekilde geri alacaksın. Hani ben danışanlarımı şunu söylüyorum. Öyle bir planınız varsa en azından mesela ne kadar kilo vereceksek 5-6 önce ay öncesinden başvurursak daha da rahat olurlar. En azından hızlı bir şekilde kilo almamış olacaklardır. Yine bizim insanımız böyle son dakika aksiyonlarını daha fazla sevdiğinden son bir haftada veririm yani. Son bir evet. haftada giderim <laughs> Beyza Hanım'a diye düşündüklerinden. Aynen genellikle o düşüncelerimiz düğünümüz var hocam nişana gideceğiz. Hocam bir Eyvah. hızlı bir şekilde yaz geliyor hocam bir şeyler yapalım. Genellikle o çok fazla oluyor ama dediğim gibi kilo verme süreçtir. Hızlı bir şekilde kilo vermememiz gerekmektedir. Yani yumurta kapıya dayanmadan önce harekete, harekete geçmemiz, geçmemiz gerekiyor. Peki Beyza Hanım diğer sorulara devam edeceğiz. Fakat onun öncesinde kısa bir reklam arasına gidelim. Reklam arasından sonra anlatmaya devam edelim. Erken teşhis programında diyetisyen Beyza Ulukaya hanımefendilerle diyete dair konuşmaya devam ediyoruz. Beslenmeye dair konuşmaya devam ediyoruz. Evet Beyza Hanım buraya kadar aslında en çok sorulan soruları sorduk. Tatmin edici cevaplar da aldık. Fakat durur muyuz? Durmayacağız. Aynen. Birkaç sorumuz daha var. Sizi biraz daha yormaya devam edeceğiz. Hemen geliyor o halde sorumuz. Diyetlerin içerisinde özellikle beslenmede ya protein ve karbonhidrat diye ayırdığımız 3 tane ekip var ve biz bu ekibe göre hareket etmek zorundayız. Evet. Hepimiz bunun bilincindeyiz. Aynen. Ama ne ne kadar bilmiyoruz. Evet. Nasıl olmalı? Ee, biz gün içerisinde alacağımız karbonhidrat miktarının yüzde 55-60 oranında karbonhidrattan gelmesinin yüzde 10-12 oranından proteinden yüzde 25-30 oranında yağ miktarından gelmesine önemsiyoruz. Ama tekrardan söylüyorum diyet kişiye özel olduğu için bu rakamlar bazen değişebiliyor. Diyabet hastalarında veya tansiyon hastalarında bu rakamlar değişebiliyor. Biz ona göre kişiye beslenme programını öneriyoruz günlük mesela karbonhidrat alımında hocam ne kadar ekmek tüketmeliyiz sorusunda ekmek dediğimiz zaman tekrarların altını çizelim. Çorba, bulgur, pilavı leblebi bunlar da ekmek grubuna girmektedir. Bunları hesaplayarak dikkat etmemiz gerekiyor. Gün içerisinde yani şöyle söyleyeyim bir erkek için 2300-2400 kalori zaten günlük alması gerekendir. 8-9 dilim ekmeğe kadar çıkmamız gerekmektedir. Bir bayanda da günlük alması gereken 1800-1900 kaloridir. Onda da genellikle 5-6 dilim ekmekle e, uyguluyoruz ama tekrardan kişinin beslenme programına göre ayarlıyoruz. Evet yani anlaşılan karbonhidrat en üst seviyede evet. sonra protein en son yağ onu ama takip Ama biz ne ediyoruz. yapıyoruz karbonhidratı en alt seviyeye çekiyoruz proteini en üst seviyeye çekiyoruz bu da ister istemez evet. vücutta değişikliklere yol açıyor. Hal böyle olunca alınması gereken besinler e, içeride tam olarak paylaşılamadığında Paylaşılamıyor ya yakımına da bu sefer de destek olmuyor ister Kesinlikle. Istemez. Bu sefer ne oluyor? Hem kilo alımı oluyor, hem halsizlik hem yorgunluk oluyor. Vücut enerji kazanamıyor. Evet. Çünkü ona pek iyi bakmıyoruz ve <laughs> bu sıralamayı neredeyse her gün kaçırıyoruz. Kaçırıyoruz. Aynen öyle. Peki yağ grubunda özellikle merak ettiğimiz sorular var. Hı hı. Yediğimiz işte kızartmalar işte patatesler, bunlar yağ grubuna mı girerler? Kızartma patatesler dediğimiz yağ grubu değil, onlar karbonhidrat grubuna girmektedir. Bizim yağ grubuna yemeğin içine attığımız yağlar, zeytin, ceviz, badem, bunlar kaliteli yağlardır. Bunlardan günlük hayatımızda yer verebiliriz. Bunlar bizim için önemli yağ gruplarındandır. Şimdi özellikle bir patatesi ayçiçek yağıyla kızartmak var bir de zeytinyağıyla zeytin yağı yani. kızartmak öyle. var. E, zeytinyağıyla kızarttığımız zaman daha bir e, sağlıklı olacak ama biz genelde patates kızartmasını fırında yöntemini tercih ettiriyoruz. Çok kızartma yöntemine evet. çok fazla başvurduk durmuyoruz. Yani yağ, yağsız e, fırında Yansız, aslında yapıldığında lezzetli aynen, çok de oluyor. Lezzetli oluyor. E, fırında yağlı kağıdı serip patatesleri baharatlayıp üzerine koyduğumuz zaman zaten dibine yapışmayacaktır yağlı evet. kağıt olduğu için gerçekten de lezzetli oluyor. Çocuklar da çok seviyor bu tarifi genelde. Değil mi? Yani bol bol yağdan ziyade fırında yani 2 dakika beklemekten beklemektense 10 dakika bekleyip Aynen. daha lezzetli daha de oluyor lezzetli aslında. Daha ve daha sağlıklı olmasını en azından tercih ettiriyoruz. Değil mi? Evet. Peki şimdi az önce arada konuştuk ama izleyicilerimiz evet. bu durumdan <laughs> mahrum kalmasınlar. Et ve sebze son zamanlarda size sorulan en büyük sorulardan bir, bir, bir tanesi. Bir şey. Yine karbonhidrat ya proteinin içerisine alabiliriz bence bu konuda. Evet onu da aynı şekilde. Hemen bahsedelim. Ee, Nedir durum? E, şu anda gerçekten e, nasıl gidiyor? Biraz önce de dedik ya pandemi döneminde evet. süreç nasıl gidiyor diye. Çocuklarda gerçekten sebze tüketimi tamamen sıfırlanmış bir durumda. Geliyorlar hocam bana et, hocam bana tavuk verebilir misiniz? Bu tip beslenme gerçekten yanlıştır. Hani mümkün olduğunuzca e, çocuklara sebze alışkanlığını meyve alışkanlığını tamamen kazandırmamız gerekiyor. Ben danışanlara şunu söylüyorum mesela çikolata yemek istiyorlar o sıkıntımız da var. 2 kare çikolata bizim zaten bir porsiyon meyvemizdir. Biz çikolatayı da tercih ettiririz ama amacımız bizim burada vitamin mineral alsın diye. Meyvede zaten bunu yeterli miktarda alabilirler. Çikolatayı tamamen yasakladığımızdan değil çikolata boş enerji kaynağı olduğu için. Günlük lif lif alımı için kabızlık şikayetleri olmaması için mutlaka gün içerisinde 5 porsiyona yakın sebze ve meyvelere önem göstermemiz gerekmektedir. Kesinlikle şimdi İç Anadolu ve özellikle evet. de bulunduğumuz Konya'da bu etvari beslenme hakikaten fazla. Fakat değiştirebilmek bizim elimizde. Şöyle yemeklerin içerisine, özellikle ıspanağın içerisine kıyma atmaktan vazgeçtiğimiz zaman, Aynen. E, her şeyin içerisine et koymaktan vazgeçtiğimiz zaman dengeyi tutturabilmek Dengi, mümkün. Yani ben şunu söyleyeyim. Mesela öğlen et kuru baklagil grubu yiyorsanız akşam mutlaka bir sebze yeme veya öğlen sebze yiyorsanız akşam et kuru baklagil ve gün içerisinde çocuklara bir de salata alışkanlığı. Biz genellikle yemeklere çok fazla yüklendiğimiz için salatayı da geri planda bırakıyoruz. Ben bunu özellikle Ramazan'da da aynı şekilde yaşıyorum. Ee, o su böreklerini sarmaları <laughs> görünce salata ve su arka plana kalıyor ister istemez. Bunlara da gerçekten önem vermemizde faydası olacaktır. Kesinlikle özellikle diyelim ki biz evde yemek yapıyoruz annelerimiz yemekleri yaptılar mı tencerelerin içerisinde bereketli bereketli olur işte bir öğünde gider iki öğünde gider diyelim ki öğlen bir yemek yaptı annemiz İşte bu bir baklagil olabilir evet. akşam da aynı öğünü yedik bu bir problem midir ee, tekrarında mı problem yaratır? Yoksa gayet de normal bir şeydir. Yani şöyle söyleyeyim, annelerimiz dediğiniz gibi yoğunluktan bu normal bir şekilde sağlanabilir ama yanında mesela salatayla desteklerse en azından oradan bir sebze ihtiyacını almış olacaktır. Ama sadece kuru baklagil yaptık, yanında başka hiçbir şey yok. Besin çeşitliliğine mutlaka önem vermemiz gerekiyor. Porsiyon kontrolü, besin çeşitliliği gün hayatım gün içerisindeki hayatımızda desteklememiz gerekiyor. O zaman hani öğlen kuru baklagil yemiş, akşam da kuru baklagil yemiş sıkıntı olmaz o noktada. Ben zaten şunu da söylüyorum. %90 akşamdan kalan yemeği oluyor. Akşam sebze yaptıysa öğlen hemen onu ısıtıp akşama da taze bir yemek protein kaynağı bu şekilde destekleyebiliriz. Bu da yani ev hanımlarını çok yoracağını zannetmiyorum. <laughs> Kesinlikle. Hem bereketli olduğunda Aynen. hem de aslında bir problem yaratmadığında, yaratmadığında denenebilir diyoruz. Aynen bu yöntemi Özellikle yine bir örnek verelim. Baklagil yaptı annemiz öğlen vaktinde. Hı hı. Akşama da aynısı kalacak. Fakat yanında çorba ve pilav da vardı. Hı hı. En azından çorba ya da pilavdan bir tanesini çıkartıp oraya bir salata eklediğimizde belki durumu yine eşitlemiş olabiliriz. Eşitlemiş olacağız. Olabiliriz. Yani aynen salatayla dengelersek en azından faydasını görmüş olacağız. Zararını da görmeliyiz yani hiçbir evet. şekilde. kesinlikle. Şimdi sürekli duyuyoruz diyetisyenlerden diyoruz ki işte kilo vereceğiz ama yağdan mı olmalı, kastan mı olmalı ya da işte kilom var denildiğinde yok onlar ödemdir, ödem <laughs> dediğimiz böyle birkaç kalıp var. Özellikle ya kilo verirken yağ oranı hakkında ne bilmemiz gerekiyor? Yağ evet. oranı ne olması Biz lazım? öncelikle şeyi söylemek istiyorum. Beden kitle indeksi illaki duymuşunuzdur. Evet. Kişinin hani idealinde olması gereken Beden kitle indeksinde nasıl hesaplıyoruz? E, kilo bölü e, boyun metrekaresini alarak orada bize rakamlar çıkıyor. Zayıf, normal ve kilolu diye. E, bunu da en azından bildirelim. Hani 18'in altındaysa beden kitle indeksimiz zayıf olarak değerlendiriyoruz. 20 ile 25'in arasındaysa normal kilolu olarak. 25'in üzerinde ise artık obezite olarak değerlendirmeye başlıyoruz. Kişinin yağ miktarı biz erkeklerde genellikle vücutta 17-18 kilogram yağ miktarının olmasını isteriz. Bayanlarda da 12-13 kilogram olmasını isteriz genellikle. Biz bunu hani sağlayamıyorsak bel çevresinden özellikle yapabiliyoruz. Kadınlarda eğer 88 santimin üzerine çıktığı zaman obeziteye varıyor. Erkeklerde de 102 santimin üzerine çıktığı zaman obeziteye varıyor. Buradan da yağ miktarını ölçebiliriz. Böylelikle aslında vücudumuzun ne durumda olduğunu ...hangi duruma doğru gidiyoruz, obeziteyle gelen hastalıklar bizi de bulacak mı soru işaretini bir daha sormamız gerekiyor. Evet. En azından verdiğimiz bu formülleri hayatlarında uygularlarsa hangi kalıpta olduklarını kendileri de görürler evet. zaten. Peki diyelim ki Beyza Hanım'a geldik. Beyza Hanım biz artık kilo vermek istiyoruz. Şu alışkanlıklarımızı bir kenara bırakmak istiyoruz ve kilo vermek istiyoruz dedik. Haftada diyelim ki işte bir kilo vereceğiz... Bunun ne kadarının yağdan olması lazım? Ee, biz genellikle haftada kişide dediğimiz gibi bazen ödem şişkinlik gerçekten yoğun bir şekilde olabiliyor. Çünkü bu da e, aşırı tuz tüketimi, su tüketimin azlığından olabiliyor. Biz hani e, ne diyoruz 800 gramını yağdan veriyorsak 200 gram ödem şişkinliğimiz varsa hani bu kişiden kişiye değişebiliyor Yusuf Bey o noktada evet, tam bir şey ki, söyleyemiyorum. Ki. Hı -hı. Kişiden kişiye değişebiliyor ama hepsini yağdan verdiği zaman da bizim için daha iyi oluyor. En azından kalıcı bir kilosu kalmış oluyor ama kastan kaybetmesini kesinlikle istemeyiz danışanların. Değil önemli mi? olan noktada budur zaten. Kaslarımız bizler için önemli. Özellikle siz de çok iyi bir yere değindiniz. Onu da bir kez daha altını çizmiş olalım. Burada söylediklerimiz kişi bazlı değil. Özellikle matematiğini anlayabilmek üzere anlattığımız şeyler. Aynen. En önemli noktası da odur zaten. Değil <laughs> mi? Evet, kesinlikle. Peki, şimdi yine bir başka soru. Yine sık sorulan sorulardan bir tanesini soracağız sizlere Beyza Hanım. Kahvaltılarda ya da işte öğle aralarında ya da öğün aralarında işte yulaf, evet. gevrek <laughs> e, gibi öğünleri, besinleri tüketen insanlar yine bir diyet havasında olduklarını hissediyorlar. Evet. Bunların sürekli tüketimi iyi midir? Kilo vermeye yardımcı mıdır? Yoksa bunlardan uzak durmamız mı gerekiyor? Şimdi e, biz de bazen sabah kahvaltılarda danışanlarda özellikle çalışanlar hızlı bir kahvaltı istiyor. Tabii kendi hani yulaf, granula, e, müsli tarzındaki besinler tüketilebilir ama burada dikkat edilmesi bir nokta var. Öncelikle kesinlikle sade yulaf olması gerekiyor. Meyveli, ballı, çikolatalı. Şimdi danışanlar diyor ki ben çikolatalı, meyveli olsun. Bunlar ekstra şeker içerdiği için e, vücutta kilo verme yerine kilo alımına sebep olmaktadır. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Bir de yulafın da şöyle söyleyeyim porsiyon kontrolü bizim için önemlidir. 3 yemek kaşığı yulaf bir dilim ekmeğe hesap geldiği için hani fazla fazla doldurayım da ben kilo vereyim kesinlikle yanlıştır. <laughs> evet. bu Onlarda da aynı şekilde miktarına dikkat etmemiz gerekiyor ama bunlar da geçici ürünlerdir. Sabahları mutlaka kaliteli dediğimiz gibi proteinlerden alırsak bizim için daha faydalı olacaktır. Hızlı kahvaltılar hızlı yerine konulabilir. Aynen. Abartmamak kaydıyla konulabilir. Şimdi şey zannediyorlar. Diyet ürünleri kısmında yazdığı için bu tamam bana zayıflatacak, kilo verdirttirecek diye ama bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Kesinlikle. Yani bir anda işte yulaf yiyeceğiz derken üç ekmek yemiş olmayı istemeyiz. Aynen. Önemli ee, olan ki. odur. O yüzden hızlı bir kahvaltı yapacaksak çok abartmamak kaydıyla yulaf sade olanlarından tüketebiliriz, tüketebiliriz. diyebiliyoruz. Peki sabah tükettik yulaf. Hı hı. İşte abartmamak kaydıyla tükettik. Öğle vaktinde de yine yapabileceğimiz bir şey yok. Hemen onu yemeği aradan çıkartmamız gerekiyor. Fast food'dan ziyade ya ben yanımda yulaf getirmiştim yine onu tüketebilir miyim soru söyle geldik Aynen, size. Aynen tüketebiliriz onda da sıkıntımız olmaz ama yanında mutlaka kaliteli protein dediğimiz süt veya yoğurt tarzıyla yaparsak en azından gün, e, gün içerisinde protein de almış oluruz kaslardan kaybetmemiş oluruz. Bu şekilde yaparsak sabah öğlen de aynı şekilde tercih edebiliriz. Hem ekmek hakkımızı kullanmış olacağız hem protein hakkımızı kullanmış olacağız orada. Evet yani özellikle bizim anladığımız beslenme de Gri alanları sevmemiz gerekiyor. Sevmemiz gerekiyor. Siyah ve beyaz yok. <laughs> gri alanlarda takılırsak daha sağlıklı, daha rahat bir konumda bulacağız Aynen. kendimizi. Peki o zaman hemen geçtik bir başka soruya. Metabolik hastalıkları var birçoğumuzun. Özellikle evet. Türkiye'de işte tansiyon, diyabet gibi hastalıklar, ömür boyu bizlerle gelen şöyle el ele tutuşmuş hastalıklar. Bu hastalıklarda da beslenme çok önemli rol oynuyor. Evet nasıldı besleniyoruz? Ee, biz özellikle kronik hastalıkların başında diyabet hastalığı ve kalp hastalıkları çok fazla geliyor, hipertansiyon hastalıkları. Öncelikle e, e, diyabet hastalarında beslenmemizde karbonhidrat miktarına dikkat etmemiz gerekiyor. Sağlıklı karbonhidratlardan tercih etmemiz gerekiyor, kompleks karbonhidratlardan. Bunlarda nedir? Hani tam buğday, unundan yapılmış ekmekler, bulgur pilavı. Bunlara dikkat edersek gün içerisinde sıkıntı vermeyecektir. Ama beyaz ekmek, pirinç pilavı, patates gibi diyabet hastaları bunları tükettiği zaman kan şekerleri aniden yükselip aniden düşecekleri için tekrardan bir karbonhidrat ihtiyaçları olacaktır. Diyabet hastalıkları öncelikle bu karbonhidrat miktarına dikkat etmeleri gerekiyor. Gün içerisinde mutlaka öğünler, ara öğünler yapmamız gerekiyor ki bir sonraki öğüne acıkmasın kan şekeri aynı şekilde düzeyde gitsin diye. Ara öğünlerde diyabet hastalarında şu var. Ben bir tane meyve yiyeyim tamam kalkayım. Biz de buna kesinlikle karşıyız. Hani meyvenin yanında mutlaka sağlıklı bir protein olsun. Süt veya yoğurt tarzıyla tüketelim ki karbonhidrat şekerimiz en azından aniden yükselmesin diye. Genellikle danışanlarımda da bunu yaptığımız zaman şekerlerimiz normal düzeye de geliyor. Sıkıntımız olmuyor. Bal, reçel bunlardan biraz uzak durmaları evet. gerekiyor. Hamur işlerinden biraz daha uzak durmamız gerekiyor gün içerisinde sebze ağırlıklı beslenmemiz gerekiyor. Gene fark ettiyseniz Yusuf Bey aynı nokta. Hani bu %55-60 karbonhidrat, protein, yağ grubunun vücudumuzda dengeli bir miktarda olması gerekiyor. Ve diyabet hastaları da mutlaka su tüketimi ve egzersizine de dikkat etmeleri gerekiyor ki diyabet rahatsızlıkları biraz daha hafiflemiş olacak. Kalp hastalıklarında da kırmızı et olayını hani haftada iki gün tüketmeleri gerekiyor. Bu da yağsız bir şekilde hani et tüketecek ser et tüketmek istiyorlarsa da bunu balıktan sağlayabilirler. Balık omega 3 kaynağı açısından da zengin olduğu için kalp hastalıkları şu anda tam da mevsimi olduğu için haftada evet. iki gün bence balığa tüketmemizde faydası olacaktır. Ayrıca balığın şöyle bir özelliği vardır. Kilo vermeye de ek destek olacaktır. Mutlaka günlük hayatımızda da dikkat etmemiz gerekiyor. Bir de özellikle bu kronik rahatsızlığı olan danışanlarımızda paketli ürünlerden tamamen uzak durmaları gerekmektedir. Bunlara Kesinlikle. dikkat edersek yani evet. e, sıkıntı olmayacaktır hastalığımızda bizim için. Metabolik hastalığı olanlar bir kere e, en sondan başlayalım. Paketli ürünleri hayatlarından bir çıkartıyorlar Aynen. öncelikle. Daha doğal beslenmeye gayret gösteriyorlar. Fakat e, şu noktada kolesterol, diyabet, tansiyon gibi hastalıkları olan insanlar özellikle söylediğimiz besin gruplarını hayatlarından tamamıyla mı çıkartacaklar? Yoksa ara ara şöyle bir selamda verebilirler. Ee, tamamen şu anda çıkartmaları gerekiyor çünkü şeker hapı kullanıyorlar, insülin hapı, kolesterol hapı kullandıkları için. Ha şöyle yaparız mesela e, tamamen hayatlarından çıkarıyor. şeker olanları. Bazı danışanlarımızda şeker haplarını bile bıraktıklarını görebiliyorum. Öyle olduğu zaman 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 aralara koyabiliyoruz. Ama öncelikle kilo verip sağlıklı beslenme bir hayat tarzı haline getirmemiz gerekiyor. Ama diyabet hastalarının çoğunda Aman tatlı yiyin ne olsun, <gülüyor> <gülüyor> aman evet. şeker yiyin ne olsun modunda da oluyor danışanlarımız. Kesinlikle. Şimdi öncelikle diyabet, kolesterol, tansiyon gibi hastalıklar iç sistemi yiyip bitirmeye başlıyorlar evet. ve bu yavaş yavaş ilerliyor ve özellikle siz bunları hayatınızdan çıkartmadığınız müddetçe bu süreci hızlandırmış oluyoruz. Hızlandırmış oluyoruz. Fakat evet. tamamıyla de çıkarttığımızda işler kendi açımızdan ya böyle hayat mı yaşanır? Acaba diye soru işaretleri koymamıza sebep oluyor. O yüzden sorduk tamamıyla çıkartmamız yani gerekir mi? Yani şöyle yapabilirler. Şu anda piyasada e, arada da konuştuğumuz gibi diyabetik ürünler var. Mesela haftada bir gün onlardan tercih edebilirler. Öyle olduğu zaman sıkıntı olmaz ama bunu günlük rutin hayatlarına koymaları tamamen yanlış olur. Peki yine metabolik hastalıkları olanları rahatlatacak bir soru sormak istiyorum ben. Bu hayatımızdan çıkarttığımız kötü besinler yerine... ...koyabileceğimiz bir şeyler her zaman var mıdır? Her zaman vardır. Mesela biraz önce dediğimiz gibi e, karbonhidratlardan bahsettiğimizde... ...pirinç pilavı yerine bulgur pilavı o kişi koyabilir hayatına. E, beyaz ekmek yerine tam buğday ekmeğini, esmer ekmeği bunları tercih edebilir. Biz onlara tamamen ekmeği çıkartın demiyoruz. Ama sağlıklı gruplardan tercih, tercih ettiğimiz zaman sıkıntımız olmayacaktır kesinlikle. Evet. O zaman buradan bir kez daha seslenelim metabolik hastalıkları olanlar aileniz sizleri bir şeyleri yemeye durdurduğunda onlara lütfen kızmayınız. Onlar sizleri düşündükleri için aman tatlı yeme, aman şu ete dikkat et diye uyarıyorlar. Bazen aile kaoslarına bile sebep olabiliyor. Hayır Aynen. yiyeceğim yemek istiyorum. Gizli gizli dolapları açıp yemeler falan Kesinlikle. oluyor. Ama aniden de o anda şeker yükselişlerini de görüyoruz. Komalık bile olabiliyor o, o anda. Hani evet. Onun sağlığı için söylediğimizin farkında değil ama özellikle çocuk gruplarında daha zor oluyor bu diyabet hastalığı. Kesinlikle. Çok güzel bir konuya değinmiş olduk bu vesileyle. Ve artık yavaştan toparlayacağız ama son bir sorumuz kaldı. Hı hı. Buraya kadar geldik Beyza Hanım. Kendimizi iyi hissediyoruz bilgilendik hatta kilo verdik fakat bunu korumak gibi bir gayemiz de var. Evet. Neler yapmamız gerekiyor? E, kilo korumada öncelikle ben danışanlarıma şunu söylüyorum. Ne kadar sürede koruyabiliriz hocam diyorlar. Bunu bir senenin içerisinde birinci, üçüncü ve altıncı aylar kritik dönemlerdir. Bu aylarda dikkat ettiğimiz sürece kilo artışımız kesinlikle e, geri olmayacaktır. Ama şunun da altını çizmek istiyorum. Eski alışkanlıklarımıza geri dönersek tabii ki kilo artışımız olmayacaktır. E, şu da çok geliyor. Hocam hiç mi bir şey yemeyeceğiz? Sütlaç da mı yemeyeceğim hocam <laughs> mesela? Eyvah. Bu şekilde geliyor. <laughs> deyin nereye koyacağımız önemlidir mesela gün içerisinde bir kase sütlaç tüketmek isteyen danışanıma diyorum ki gün içerisinde bir porsiyon meyve bir dilim ekmek bir su bardağı sütünü çıkardığın zaman oraya sütlacını yerleştirebilirsin yani neyi nereye koyacağımız zaman kesinlikle kilo artışımız olmayacaktır hareket kesinlikle her gün yapamıyorsak bile gün aşırı yarım saat 40 dakika kendimize bir hareket en kötü evde çocuklarla mesela şarkı açıp dans edebiliriz yani ev hanımları özellikle şey hocam süpürge yapıyorum ev temizliği biz onları spor olarak kabul etmiyoruz. Mutlaka yağ yakımı için zaten yağlar 20 dakikadan sonra yanmaya başlıyor. Yarım saat 40 dakika egzersizimizi öneriyoruz. Ve son olarak unutmamamız tek gereken noktada su tüketimi. Mutlaka gün içerisinde 2,5-3 litre suyumuzu tüketmemiz gerekiyor. Yani hani kilo verdik rahatladım ben su tüketimi azaltayım kesinlikle öyle bir şey yok. Bu zaten vücudun temel ihtiyacıdır. Mutlaka buna da dikkat edersek kilo artışımız olmayacaktır. Kendimden örnek vermek istiyorum Tabii ki. danışanlara. Hamilelik döneminde ben yaklaşık 34-35 kiloya yakın kilo aldım. Öyle Ve mi? danışanlarım diyor ki hocam düşünemiyoruz Eyvah. nasıldınız diye. Ha, ben şöyle bir hayatım geçti. Hani ben ekmek gerçekten yemiyordum. O anda beyaz ekmek alışkanlığım çok fazla oldu. Hamilelikte zaten genellikle ihtiyaçlarımız çok fazla oluyor. Evet. Sonrasında nasıl kilo vereceğim diye düşündüm. Emziklilik dönemi en azından ona da girmiş olduk. Emziklilik dönemi çok güzel kilo verme dönemidir öyle söyleyeyim. Bazı danışanlarımız süt olsun diye tatlı ihtiyaçlarını çok fazla karşılıyor. Bunlar kesinlikle boş enerji kaynağıdır sağlıklı beslenerek ben o 35 kiloyu tekrardan eski kiloma kavuştum ve 2 senedir de aynı şekilde koruyorum. Hiç mi bir şey yemiyorum her şeyi de yiyorum gerçekten yiyorum beni çevremdeki arkadaşlarım da bilir. Hani bildiğimiz diyetisyenler gibi öyle kısıtlayın modunda değilim kesinlikle buna da dikkat ediyorum. Yani özellikle kilo korumada sizden de örnek alacağımız üzere yapmamız gereken şu kilo korumaya çalışmaktan ziyade Sağlıklı beslenmeye dikkat etmemiz Aynen. gerekiyor. Aynen. Bilinçaltına oturtmamız gerekiyor. Bu bizim için önemlidir. Hayatımızı hani buna göre bilinçlendirirsek zaten sıkıntı olmayacaktır. Kilo artışı da olmayacaktır. Evet. Yani kilomuzu korumak için gri alanlarda olacağız daha evet. fazla. Yemediklerimiz için yerine koyabileceklerimiz her zaman var. Her zaman Bunun vardır. bilincinde olacağız. Aynen. Aç kalmayacağız. Besinlerimize dikkat edeceğiz. Hemen birkaç tane daha altın kural ekleyelim. E, ara ürünlerine de dikkat etmeleri evet. gerekiyor. Ara öğün çok mu önemli diye soruyorlar. Gerçekten önemli. Bir sonraki öğüne e, acıkmayalım diye. Ara öğün ne yapabilirsiniz? En basitinden bir tane elma, bir tane portakal veya hiç vaktiniz yok. O anda bir kutu süt alıp dışarıda her yerde bulabiliriz bunu. Evet. O anda onu içebiliriz. En kötü e, bademdi, yer fıstığıdı bunlardan tercih edebiliriz. Ara öğün yapmak bence zor değil. Yani çalışan erkekler özellikle diyorlar. Hocam nerede yapacağız? Arabanın e, torpido gözüne koyup da bunu yap zor olmayacaktır kimse için. Bu şekilde en azından diğer öğünlere de acıkmamış olacağızdır. Buna da dikkat etmemizde faydası olacaktır bizim için. Evet. Dünyanın bize verdiği nimetlerin çeşitliliğini şöyle bir göz önüne alalım. Tek tip beslenmemeye dikkat edelim. Daha sonrasında her şey daha kolay olacak. Daha olacaktır. kolay olacaktır. Evet. Çok keyifli bir programdı Beyza Hanım. Çok bilgilendiğimiz bir program oldu. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Evet erken teşhis programında beslenmeyi anlattığımız bir program oldu. Biz sağlığı paylaşmaya ve çoğaltmaya devam ediyoruz değerli izleyenler. Bir dahaki programda görüşünceye dek hoşçakalın, sağlıkla kalın. Sağlıklı kalın.